Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mektubattan 29. Ramazan Risalesi. İkinci Risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bir kısım Ramazan'ın hikmetleri. Çok hoş bir ders ama öyle. Ama belki de çokça duymuştuk. Ondan bir ülfet ve ünsiyet belası var. Bir de şu var. En büyük bela ülfet belasıdır. Evet. Bela, ülfet belası. Usta beladır diyor. Yani ilgimizi çekmiyor. Sanki içini hallettik yani. Mana dünyasını hallettik. Daha ilgimizi çekmez oluyor. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmetini beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furkân. Ramazan ayı doğru yolu bildiren, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an'ın semadan, dünyanın semasından arza indirildiği, yoksa lef-i mahfuza yazıldığı ay değil. Şimdi Kur'an'ın indirildiği, evet, şurada mevzuya girmeden kısa bir iki tane malumat vereyim. Şimdi Ramazan hakkında Üstad Barla'da 282'de bak ne diyor. O noktayı nazarla bakacağız. Rabian, şu mübarek şehri Ramazan, Leyli-i Kadri ihata ettiği için, Kadir gecesinin içine aldığı için, kendisi de ömür içinde bir Leyli-i Kadir'dir ki, kendisi de ömür içinde bir Leyli-i Kadir. Bak, Leyli-i Kadir, Ramazan'ın içinde. Evet, 27. gecesi deniliyor ama %100 kesin değil, olmamakla beraber. Ama Kadir suresi 27 ayettir. Vesair noktayı nazarlarla hemen 27. gece olduğuna dair ulemanın ittifakı var. Olmasa bile Cenab-ı Hak öyle kabul eder. Çünkü ümmetim yanlışa ittifak etmez hadisindir sırınca. Ama nasıl ki o niye? Ramazan'ın için mutlaka belli olmamış. Ta ki Ramazan'ın her günü Kadir gecesi olsun. Yani o şeyle, arzuyla baksın diye. Nasıl ki Ramazan, Kadir gecesi Ramazan içinde saklı. Efendim Ramazan da ömür içinde saklı. Ne diyor? Ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki Ramazan. Leyle-i Kadir gibidir ki. Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Bin ömür katar. Dakikası bir gündür Ramazan'da. Dakikası bir gündür. Çok ilginç ama Barla'da belki ilginizi çekmiş miydi burası? Saati iki ay. Yani Ramazan Risalesi okumuşlar ama Barla'daki bu paragraf biraz kaçmış gözden gibi geliyor bana. Ramazan'ın her bir dakikası bir gündür. Saati iki ay. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Allahu Ekber. Senden ve ahiret hemşirem yani ikinci validem ve kardeşimin muhterem validesinden duanızı istiyorum. Dua isteme, dua yapmayın. Madem duada sizi şerik ediyorum, siz de benim duama amin hükmünde olarak dua ediniz. Yani bir kardeşe dua etmesi amin hükmündedir. Bir de şunu diyeyim, amin ya, ben dua etmeyi şöyle yapıyorum. Beş vakit namazında mutlaka şunu diyorum. Allah'ım
Kim bana nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et. Beş vakit namazında ve sonunda Kur'an'ın hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, Muhammed'in hürmetine dua ediyorum. Kim bana dua ediyorsa ben de diyorum ki Ya Rabbi ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Kim bana nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et. Yine birkaç tane malumat vereyim. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu Ramazan ayının üçüncü gece geçince indirilmiştir. Ramazan'da indirilmiştir. Her peygamberlerde oruç farzdı. Onun suhufu da Ramazan'ın üçüncü gecesi gelmiş. Davud Aleyhisselam'ın ziburu 18. gecesi Ramazan'ın. İncil de 13. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı da 27. gecesi olmuştur. Ramazan orucu Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten 1,5 sene sonra Şaban ayının 10. günü farz kılındı. Yani 1,5 sene peygamberlik gelmiş. Hicretten 1,5 sene sonra ne yapar? 11,5 sene. 11,5 sene ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peki? Niye farz olmadı? Çok hikmetler var tabii. Bir hikmeti de şu olsa gerek. İnsanlara ameli bir teklif getirilmeden önce onun teklifi yapabilecek, o emri uygulayabilecek halet-i ruhinin olgunlaşması lazım. Yani motorun şarj olması lazım, akünün şarj olması lazım. diye kapacak. Orta seviyeli akü. Kaptı ama öyle. Ama bitmiş ama sıfır değil. Kıt kıt akü yani. Mesela aynı bunun gibi sağlam bir akü kaptığı gibi orta akü kapıyor. Bitmiş akü kapmıyor. Aynı bunun gibi sağlam bir kalp nananamaz diye kapıyor. Orta kalp nananamaz diye. Üçüncü bir kalp kıt kıt çevirmiyor yani. Evet şimdi başka... Oruç üç çeşittir. Ruhun orucu, kısa emelli olmak. Üç çeşit oruç varmış. Ruha, akla ve his, vücuda. His. Ruhun orucu, bu kısa malumatı verdikten sonra okuyacağım hikmetlerini. Ruhun orucu, kısa emelli olmak. Aklın orucu, bu da hadis olsa gerek. Aklın orucu, kötülüğe muhalefet etmek. Nefsin orucu. Hırsı azaltmaktır. Ramazan ayı Tevrat'ta hat, İncil'de tap diye geçiyor. Ramazan ayı Tevrat'ta hat, İncil'de tap, Zebur'da kurbet. Kur'an'da Ramazan diye bildirilmiştir. Ne demek hat? Hat denmesinin sebebi günahlara çizgi çektiği için, tap denmesinin sebebi kul onda temizlendiği için, kurbet denmesinin sebebi kulun Ramazan ayında bereket ile Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşmasında. Evet. Bu malumatı verdikten sonra Ramazan'ın 9 tane nüktesi var, 9 tane hikmeti burada anlatılan bu kadar değil de. Birinci nükte, ama başka bir hadis okuyayım da ondan sonra geçeyim. Cami-i Sagir cilt 2 sayfa 7'de şöyle diyor. 5 şey vardır ki oruçlunun orucunu bozar. Oruçlunun bu bizim dedikodu, 2 yalan, 3 söz gezdirmek, 4 yalan yere yemin etmek, 5 şehvetle namahreme bakmaktır. Şimdi oruç, büyük zatların işte ruha oruç tutturmaları, kalbe oruç tutturmaları, biz de cesede tutturuyoruz herhalde. Cesedi bir orucumuz var. Ama Allah bereket versin. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm, oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. İslamiyet'in
birincilerinde. Hakikaten Ramazan orucu hakikaten çok tuhaf, böyle garip bir ay oluyor İslam memleketlerinde. Böyle harika bir, mükemmel bir ortam oluyor, bir atmosfer oluyor. Bir de Ramazan hakikaten İslam'ın birinci şart olmasının bir tanesi. Yani demek acaba doğru olur mu? Müslüman'ı ayırt ediyor. Çünkü ulema şurada ittifak etmiştir. Ramazan orucu İslamiyet'in sonududur. İçeride kaldın kaldın, kalmadı kalmadı. Zaten oruç tutmayanın namazı zaten yoktur. Bakın Ramazan antika bir şeydir. Orucu olmayanın namazı yoktur yani. Ve oruç tutmayanın hiç namaz zaten kılmaz. Anladın mı? Çünkü zordur oruç tutmak. Namaz kolaydır. O zor olmayacak diyeceksin ama değil. Şimdi hacı zaten yoktur. Zekatı da olmaz. Yani adeta ulemanın, bilmiyorum, küçük kafamla o kadarla iş yapabiliyorum galiba. Daha İslamiyet'in son çizgisidir diyor. Kaldın kaldın içeride, kalmadın kalmadın. İşte İslamiyet'in erken hamsesinin birincilerindendir. Hem şair İslamiyet'in azamlarındandır. Yani İslam'ın faadiyetlerini en güzel gösteren budur. İşte yani Ramazan şair İslam, yani İslam'ı tanıtan, İslam'ı hatırlatan en büyük şairlerden bir tanesidir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri neymiş? Bir, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, Allah'ın Rab olduğunu gösteriyor. Allah Rab olduğunu anlıyoruz. Allah da Rab'lığını icra ediyor. Ediyor zaten de ama kulun bunun şuura etmesi oluyor. İki, insanın hayat içtimaiyesine bakıyor. Toplumun, bireylerin birbirlerine karşı münasebetini doğuruyor, güzelleştiriyor. Yardımlaşma oluyor, uhuvvet oluyor. Çünkü nefis oradan kalktığı için biliyorsunuz Ramazan'da şeytanlar ve kafir cinler bağlıdır. O zaman güzel ahlaklar çıkıyor insanda. Hem hayatı şahsiyetine bakıyor insan. Kendi iç alemindeki muvaffak olamadığı şeyleri muvaffak oluyor. Hem nefsin terbiyesine bakıyor. Hem niyam ilahiyenin şükrüne bakar, hikmetleri var. Yani hem de nimeti fark etmeye sebebiyet veriyor Ramazan orucu. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında çok hoştur. Cenab-ı Hak zeminin yüzünü bir sofraya nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti sofrada, o sofrada min haysu la yehtasib, bir tarzda tahmin etmediği yerden, ummadığı yerden, beklemediği, hesaba katmadığı yerden rızıklar veriliyor. 65. surenin 3. ayetinde bir tarzda o sofraya dizildiği cihetle, yani Cenab-ı Hakk'ın bu kadar nimetleri o Ramazan'da diziliyor. Daha çok diğerlerinde bu kadar şey yapmıyor. Diziliyor yani. Seyrediyorsun yani. Bir seyredilen var, bir seyreden var. Sanki bir müzeye girmişsin de mal seyrediyorsun. Ramazan iftara yakın dizilmiş, seyrediyorsun. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın Rab olduğunu, Allah Rab olduğunu, nasıl Rab? Allah mal onundur. Senin olsa yerde. Sen seninsen, mal da seninse yerde yiyemiyorsun. Açsın, ihtiyacı var, yine yerine gitmiyor. Mal sahibi müsaade etmemiş. Hani Allah'ın rububiyetini fark ediyoruz, farka geliyoruz, furkan oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatının tecelli azamına güzel bir aynadarlık yapıyoruz. Çok acayip. İnsan adeta alem-i şehadetten lahut ve melekut alemlerine doğru boyutlaşıyor üç adamın Ramazan'da. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Ramazan'ın dışında, yani bu Allah'ın nimetinin ona ait olduğunu, o Rab olduğunu, o sahibimiz olduğunu, müsaade etmedikçe hiçbir şey olmadığını insan fark edemiyor. Çoğu zaman Ramazan dışında fark edemiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Nasıl ordu hükmüne geçer? Orduyu biliyorsunuz. Rahat deyince binlerce kişi rahat olur. Hazır ol deyince binlerce kişi hazır olur.
Hepsi sıralı, bekler yani. Niye bir emirci bekler manasına hazır oluyor? Ramazan orucu da 1,5 milyar Müslüman bir ordu gibi oluyor. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi, sofrada değil mi? Adeta Allahu Ekber, Allahu Ekber, buyurun ey kullarım. Değil. Bekler gibi, Allah Allah, bir tarz-ı ubudiyetkârını göstermeleri, o sofrada beklemeleri bir tarz-ı ubudiyettir. Ubudiyetin başka bir formatı, başka bir şekli. O haleti nasıl terbiye ediyor Cenab-ı Hak? Acziyetini, faziletini, değil mi? Noksaniyetini. Acizlik arttıkça, acizliği fark ettikçe Kudret-i Rabbaniye tezahür ediyor. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vusatlı ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. O Cenab-ı Hakk'ın şefkatine, o Cenab-ı Hakk'ın haşmetine ve külli rahmaniyetine karşı insan da şefkatine karşı vusatlı, azametli, intizamlı bir ubudiyet ediyor. Ubudiyet nedir? Vusatlı atıyor, azametli oluyor, intizamlı oluyor. Yani bir ordu gibi oluyor. O zaman ne oluyor bu oruç? 1,5 milyar Müslümanın yaşadığı memleket kadar vusatlı, azametli, çünkü tek hakikat oluyor Kabe'deki ve intizamlı oluyor. Sistemleşiyor. Yani çapulcu gibi hareket eden, dağınık hareket eden ordu toplanmış oluyor. Acaba böyle ulvi ubudiyete şeref-i keramet iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık midirler? Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık midirler? Evet. Şimdi ikinci nükte, yoksa her nükteden bir tane mi okuyayım? Ondan sonra zaman olursa şey yaparız. Efendim, tekrar geliyoruz. İkinci nükte. İntizamlı oluşu ne kadar şey geldi bana abi, anlattın da aklımdan birden. Evet. Mesela namazda şart ama namaz Allahu Ekber derse kimisi aynı vaktinde kılıyor, kimisi geciktirebiliyor, değişik saatlerde kılabiliyor. Ama oruçta öyle değil. İmsak vaktinde herkes aynı. Evet, ya. Erken açmak yok mesela. Yok. Namazı sonra kılabiliyorsun mesela, değil mi? Ya. Vaktinden ya. Sonra ta ikindiye kadar mesela öğlen olur. Ama oruçta o kadar daha da intizamlı oluyor ya. Acayip böyle imsak bitirdin mi? Yani bitti. Akşam Allah'ın bir herkes aynı. Duyguları da aynı. Yani bir de şu var. İki kişinin aynı duyguları taşımasını etse bile taşıdığını bilemezsin ve taşıması da imkansız gibi bir şey. Şu anda hangimizin ortamında duygular aynı olabilir? Sokaktaki iki Müslümanın veya Mısır'da bir tanesi, Tunus'ta bir tanesi, Çeçenistan'da bir tanesi, Filistin'de bir tanesi, Türkiye'de bir tanesi aynı duyguları ne için taşısın? Ama Ramazan orucu, sofranın başında herkes aynı şeyi taşır hemen hemen. Duygularda, fikirlerde, hislerde, latifelerde, afiler, afanat, ruhlar aynı mana teveccüh etmiş. Yani o noktada da boyutlaşıyor insan. İmsaktan sahura kadarki süre içerisinde de aynı şekilde vaziyetteler. İkinci nükte, Ramazan mübareğin sahamı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbaandan bir tablacının getirdiği tablar bir fiyat ister. Tablacıya bağışış verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet dereceli bir belayet olduğu gibi. Yani meyveyi kopartıp adam getirdi sana. Bugün değil mi biz patates aldık, bir yer oyma aldık, 1,5 euro. 1 kilo patates. Onu koparıp getirene bu kadar para. Onu halk edene unutuyoruz. Halk edene bir fiyat çıkartamıyoruz. O inan edemi tanımamak, yani onu kopartana para verip de onu inam edeni, onu ikram edeni tanımamak nihayet derecede bir belayet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini, sayabilir misin? Nimet Allah'a rahmet olsun.
Sayabilir misin nimetlerini? Saymaz ki, saymayla bitmez yani. Her aldığı nefes bir nimet. Nebi beşşere zemin yüzünde neşretmiş. Eva nimetini, hadsiz nimetini zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetin fiyatı olarak şükür istiyor. Şükür istiyor. O nimetlerin zahir esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. Yani o nimetlerin sana gelmesinde efendim esbabı ve ashabı. Esbabı ağaçtır. Ashabı ise onu uğraşan çiftçidir veya satıcıdır. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Ağacı buduyoruz, ilaçlıyoruz. Değil mi? Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz sebeplere. Halbuki münim-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Halbuki münim-i hakiki, hakiki nimet sahibi odur. O yaratmış. Çünkü niye? Atom kimisi atomla da yapılan onundur. Şeftali kimisi kainatta onundur, güneşte onundur. Değil mi? İşte ona teşekkür etmek ne demek? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bak ona teşekkür şu. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan geldiğini bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek de olur. Üç tane şey. Allah'a teşekkür etmek ne demekmiş? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. O yapması ne yapacaksın arkadaş ya? Allah aşkına ya bir şeftali, şeftali diyor çünkü bugün hepten kafamın altı üst etti o şeftali. İlgimi çektiği için böyle bir tuhaf bir şey. İncir de. Zaten hala kavramış değilim, anlamış değilim bu meyveleri de. Anlayamıyorum yani. Şimdi onu yapanın kimyacı olması lazım, fizikçi olması lazım, astroloji olması lazım, vücudu bilmesi lazım, beyinci olması lazım, mideci olması lazım. Yani bütün kainatı bilmesi lazım. Bir aspirini düşün diye, yapılışından düşün. O da cansız bir şey. Şeftali dalındayken, yaprak dalındayken canlıdır. Altyapısı olan gübre cansız. Şimdi düşün. Gübreyi alacaksın, hayal et ya arkadaş ya. Koy buraya. Ben bir kırkanda ne yaptım biliyor musunuz? Derste başlamadan önce. Buraya bir tane şey astım. Canaska, zincir. Bir tane koyun aldım. Gittim, yarısına kadar derisini soyduk, kestik. Karnını yaydık, işkembeyi boşaltmadık. Yardım işkembeyi. Altına leğen koydum, hem kan akıyor, pislik akıyor. Karnında, ya, ta ki görün, öyle ders yaptım. Bak arkadaş. Otu da koydum yanına. Ottan, tüyünü ondan, kanını ondan, etini ondan, içindeki yavru da ondan, karaciğer ondan, böbreği ondan, gözü ondan, kulağı. Bu ot işte ya. Bu işte. Böyle yaptılar. Hiç görmemişler. Geliyorlar dersi gelenler. Ders 5-10. Allah Allah ya. Bu ottan mı yani bu? Bu yün yani yün. Değil mi? En iyi elbiseyi hayvan giyer yani. Niye? Yün. En kaliteli elbisenin yündür. Onu da hayvan giyiyor. Deri mont mesela. Değil mi? En pahalı. En pahalı. Kürtler mesela. En pahalı. Adeta diyoruz ki hayvana ver o elbiseyi. Hayvanın elbisesini alıyoruz. Hayvanın etini yiyoruz. Hayvanın elbisesini alıyoruz. Adeta zerreleri hayvanlıyet mertebesini yapıyor. Ama bizim ne haber hayvan desen üzerinde mont. Deri hayvanın. İçindeki et hayvanın. Peyniri hayvanın, sütü hayvanın, sucuğu onun, salam onun. Her tarafı hayvan senin. Yani cesed itibariyle. Neren insan? Cesed, ruhun insan. Buzdolabına bak bakalım senin neyin var? Etin yenmez, derin giyilmez. Ne işe yarıyorsun? Hiçbir şey yaramıyor insan. O noktadan tabii, maddeten yaramıyor. Okumuştum bir dergide. 1996 tarihine göre insanın değeri 56 bin liraymış. 56 bin lira. Efendim yaklaşık olarak 2,5 tane 8'lik çivi yapabilecek kadar demir. 1,5 kalıp kadar işte sabun olabilecek kadar. Şu kadar işte şu kadar. Bir kümesi badana edebilecek kadar kireç. Neyse.
şekilde insanın o zaman 1996'da her şeyin olsun 10 milyon. Maddeten senden çıkacak elementti yani şeyler 10 milyonluk adamsın ya. En fazla. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve önemli bir şükrün anahtarıdır. Bak anahtarıdır. Neyin anahtarı? Hakiki, halis, azametli, umumi bir şükrün. Şükür. Çünkü sahih vakitlerde mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini dert etmiyorlar. Değil mi? Yani açlık hissetmeyince nimetin kıymetini, kadrini bilmiyoruz. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Kuru bir ekmek hele bir zenginse ne kıymeti var mı? Çöpe yok. Gider. He? Çöpe gider. Çöpe gider. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğunu Kuvve-i Zayikası şehadet ediyor. Mesela iftar açarken mesela hiçbir şey yok bakalım sofrada olmaz. O yolda ekmekle aç bakalım. Kuvve-i Zayikası dili ne kadar büyük nimet olduğunu söylüyor. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü manevi mazhar olur. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te, efendim Ramazan-ı Şerif'te en fakirden en zengine kadar herkes o nimetin kıymetini, kadrini bilir. Çünkü hepsi aç. Eşit ediyor Cenab-ı Hak adeta. Zenginle fakiri eşit ediyor. Hepsi ekmeğin kıymetini ne olduğunu anlıyor. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, gündüzdeki yemek yemekten memnuniyeti cihetiyle, o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. İstediğim gibi yemekle ben hür değilim demek başkasının malıdır. Yani yemek yemiyor ya. O zaman diyor ki adeta lisan haliyle bunlar benim değil. Demek başkasının malıdır ve inamıdır, ikramıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Nimeti nimet bilir. Bak nimeti nimet bilir. Ve şükrü maneviyet. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte. Oruç hayat içtimai insaniye baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Herkesin geçimi, maaşı farklı. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen o farklı farklı rızıklanmaya binaen zenginleri, fukaraları madeniyetine yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkta tam hissedebilirler. Mesela biz zekat vermeye bir arkadaş gelmişti Almanya'da da ben yardımcı oldum Sultanbeyli'nde zekat vermeye gittik. İnanılmaz ya. 9 tane çocuğu vardı. Evinde su yok. Su yok. Orada bir göl var, oradan taşıyor. Su yok. Kesmişler. Bir eve gittik. 5 tane çocuğu var, hiç sahte su tesisatı yok. Efendim, kimisinin eliti yok. Böyle acayip işsiz. Yani bir görsen. Oruçtaki açlıkla ancak fakirlerin durumunu bak. Fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Sen acıkıyorsun ya, acıkma ne olduğunu anlarsın o zaman, açlıkmış. Eğer oruç olmasa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Yani hem cinsin olan insanın acı hallerini ruhunda hissediyorsun sen de. Açsın ya, o her zaman sene boyu hep böyle. Sen bir ay tuttun, vay be diyorsun. Buna böyle açtı, böyle miymiş ya? Allah Allah diyor. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmasa, oruç olmasa, şefkat vasıtasıyla muavenete yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olmaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.
Yani o yardım yapacak ama hissetmiyor ki kendisinden rolda açlık denen bir şey yok. Hani adama demişler efendim bu millet ekmek bulamıyor. Bulursa pasta yesinler demiş ya. Yani ekmek de pasta ne olduğunu bilmiyor ki. Yani pasta yesinler demiş. Ekmek yoksa. Ekmek de pasta ne olduğunu bilmiyor yani. Padişah ya. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Nefsin yapısı o. Hür ve serbest. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maaşı hareketi fıtrı olarak arzu eder. Yani ben istediğim gibi hareket ederim. Kim bana neyi kaydeder? Böyle bir fıtri bir hali var nefsin. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Yani dahili ve harici, maddi ve manevi nimetlerle cihazlandığını düşünmüyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, çok önemli ha bu, servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasibane hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar. Hayvan gibi yutar, insan düşünürse yer. O zaman biz yemek yiyor muyuz, elma yiyor muyuz, yutuyor muyuz? Eğer Allah'a düşünmeden, besmele çekmeden, onun gelişini, onun bir nimet olduğunu Cenab-ı Hak'tan başka kimse yaratamayacağım vesaire. Böyle tefekkür edip de yersek yiyoruz. Etmeden atıyorsak aşağıya yutuyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Kendisi malik değil, kendisi mülktür. Hür değil, abdır. Emir olunmasa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. Mevhum rububiyet şu, ben yani, bencilik, ben. Adeta yani Rab'lık gibi yani, kimseyi dinlemez, herkese kafa tutar gibi bir hali var. Yani kafası o zaman oruçta kırılıyor bunun. Mevhum rububiyeti, Rab'lık gibi, Rab'lık taslaması, firavunluk taslaması kırılıyor. Ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Dördüncü nükte. Şöyle beşinci nükte. Çok antika beşinci nükte. Toparlanın. Çok acayip. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelerinde vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi de şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki, insanın yaratılışındaki hadsiz acizi, insanın hadsiz aciz olduğunu, nihayetsiz fakir olduğunu, gayet derecede kusurunu görmez. Görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz, musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Değil mi? Et ve kemikten yapıldığını çoğumuz bilmiyoruz. Yani çabuk dağılır, et ve kemikten yapılmış. Yani o benlik, o enaniyet, o gurur, kibir neyin üzerine kurulmuş? Et ve kemik üzerine. Gelali'nin bir sözü var ya, bunu acaba nakletsek mi? Ayıp olmaz herhalde. Ama onun tam dediğini dememek şartıyla. Bağdat'ta dolaşıyormuş, Gelan Hazretleri giderken adam bir tanesi de şimdiki kabadayılar gibi ayağını pabucuna basmış üzerine takur tukur gidiyormuş. Gelan'e demiş ki ne bu gurur ne kibir demiş. O adam da demiş ki Gelan'ı tanımıyor, sen Allah beni tanımıyorsun dedi. Gelan'e dedi ki Abdülkadir Gelan Hazretleri, tanımaz olur muyum dedi. Başlangıcın bir damla pis beni, sonun bir avuç siyah toprak demiş. Ve ikisi arasında yürüyen ve karnında bilmem ne taşıyan bir mahluk demiş. Karnında bilmem ne taşıyanın ismini koymuş. Üzerindeki kafada, bunun üzerindeki kafada gurur olmaz dedi ve yakışmaz. Bir adam düşün ki poşet var, insan pisliği. Poşet, bir elinde poşet, bir elinde poşet. İnsan pisliği kibirli kibirli dolaşıyor. Ona pislik taşıyorsun da yani ne taşıyorsun, sanki altın mı taşıyorsun? Ha ona da benzemez yani. Karnında ne taşıyorsun bak Allah'ını seversen. Karnında ne taşıdığının farkında mısın? Yani onun üzerinde kibir olur mu? Ne kadar zayıf, ne kadar zevale maruz, hemen çabuk solar ve sönen bir şey olduğunu, musibetlere hedef bulunduğunu,
Abi mesela ben buraya gelmeden önce adamın, siz şahitsiniz değil mi? Telefon gelmişti. Dün mü gelmişti? Bir vefat etti. Evet. Ziyaret ettim kardeşim. İki gün oldu. İki gün oldu. Ben bu Almanya'ya gelmeden önce. Efendim, 36 yaşında mı ne? 34. Ziyaret ettik yani. Ettim, ertesi gün bindim uçağa. Ondan sonra, ben diyor cemaatimi istiyorum diyor böyle. İlle bizi de istedi. Gittik ziyaret ettik. Gönlü Gülistan oldu. Bana şeyi sormuştu yani. Şimdi diyor kabirde ben şimdi diyor canımı nasıl alınacak? Kimler gelecek? Beni kim karşılayacak? Ustaş yapacak mı diyor. Ondan sonra dedi ki elhamdülillah korkmuyorum. Çünkü davam var dedi. Davam var yani adam. Dava ehli olarak yaşadı. Nasıl yaşarsanız ölüyoruz. Ve inanın dün dün haber geldi. İkindi gömdük dedi. Ya acayip bir şey. Ne kadar çabuk solacak, sönecek bir yapıda olduğunu farkında insan değil. Acayip bir şey. Musibetlere hedef bulunduğunu, çabuk bozulur, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan, çelikten bir vücudu var gibi, layemutane, bakiymiş gibi kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Dünyaya saldırır. Acayip ama böyle. Şiddet şiddetli bir hırs, ama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Rab ittiaz eder. Men ittehaze ilahehu hevahu. Hevai nefisini mabud yapar. Allah'ın ifadesiyle Celle Celaluhu. Kur'an ayetinde o 26. sözde izah ediyor. Her menfaatli ve lezzetli şeyi mabud yapar. Hem kendini kemal ve şefkatle terbiye eden Halik'ini unutur. Hem netice hayatının neticesi ve hayat uhrevesini düşünmez. Ahlak-ı seyyi içinde yuvarlanır. Ahlak-ı seyyi içinde, kötü ahlak anlayış içinde yuvarlanır gider, ömür gider. Bak ne hale geldi bak. Ben de sizin gibiydim ya. Sizin gibiydim. Bak, dökülüyor. İstersen durdurayım. Beyazladı. Ölümün keşif kolları olan beyaz kıllar ve hastalık vücuduma yerleşmiş. Ne yapacağım? Ben de böyle düşünüyorum. Ben de düşünüyorum ki iktidar olacağım. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere, Ramazan oruç en gafillere, en inatçılara zaafını ve aczini, zayıfsin, acizsin, yani koçsun, sapancısın ama bir mikroba mağlupsun, bir elma yapamazsın, elini yemeğe uzatamazsın Ramazan'ı bak. Fakrini ihsas ediyor, sana hatırlatıyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ulan bu kadar basit bir şeymiş ya bu vücut. Ekmek vermezsen böyle bağırıyor işte, bitti ya. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aç ve fakr ile dergah-ı ilahi ilticaya bir arzu hisseder. Allah'a yanaşmaya duygular gelişir. Çünkü nefis kafası kırıldı. Şeytanlar bağlandı ama nefis bağlanmadı. Ama nefsin gıdası gitti. Gıda gelmiyor. Bu sefer ulvi duygular galip geliyor. O zaman Allah'a yaklaşma ihtiyacını duyar. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. 6. nükte. Ramazan-ı Şerif'teki siyamın, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle, Ramazan-ı Şerif'teki oruç nedir? Ramazan, Kur'an'ın nüzulüne bakıyor değil mi? Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim, madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi kitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halatından tecerrüt ve ekle ve şürbünden yani yemek ve içmeden şürbün terkiniyle yemek ve içmeden uzak durarak meleket vaziyetine benzemek yani adeta hani Cenab-ı Hakk'ın her sıfatına esmasına insan aynı der ya Halife-i Arz ya, Cenab-ı Hakk'ın mesela yemez içmez.
sıfatı var, özelliği var. Cinsiyete ihtiyacı yoktur. Yani bunu insan nasıl aynı dar olacak? Ne zaman olacak? İşte Ramazan-ı Şerif'te yemez içmez ve cinsi şeylerden uzak duruyor. Adeta melekiyet hakikatını da yaşıyor insan. Çünkü insanda, insan ne demek? Allah'ın dışında arş-ı azam, kürs, cennet, cennet, domuz, yılan, Azrail, Cebrail, İsrafil, Mikail ne aklına geliyorsa Allah'ın dışında her yaratılanın çekirdeğidir insan. İnsan böyle camidir. Ha o zaman melekiyet de var bize ama onu nasıl aynı darlık edeceğiz? Yani meleğin mazar olduğu esma bize de var. Nasıl ortaya çıkartacağız bu esmayı? Melek mesela yemez içmez, cinsi ihtiyacı yoktur. Allah'ın bu sıfatına aynadarlık ediyor. Ama en cami onun hakikati bende. Bu tarafı ben nasıl temsil edeceğim? İşte Ramazan'da ek ve şurgun terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazıl oluyor gibi okumak ve dinlemek. Mesela Kur'an'ı üç şekilde oku dinle diyor değil mi? Nasıldı o? Kur'an'ı üç şekilde oku diye. Bir, Cenab-ı Hak Cebrail'i anlatıyor gibi, Mesnevi Nuriye'den naklediyor. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a Kur'an'ı verirken, kenarda dinliyormuş gibi ol. Kur'an'ı dinlerken ve okurken. İki, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirirken, ona aktarırken, sanki kenardan duyuyormuş gibi ol. Üç, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hutbede, minberde Kur'an'ı talim ederken sen de sanki sahabeler de varmış gibi o. Yani o zaman ne oluyor? Yeni nazil olmuş Kur'an. Ne kadar ilginç, ne kadar hoş bir benzetme yapılmış. Yeni okumak, yani Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim Ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi halete mazar olur insan Kur'an'da. Kur'an. Sanki Allah'a dinliyor yani. Allah'ın konuşması Kur'an. Bir insan dese ki ben Allah ile konuştum Kur'an okusa yalan olmaz. Çünkü Allah'ın kelamı. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek, yani Kur'an'ı anlatıyor, hatimler yapıyor, sanki ona dinlettiriyor ve Kur'an'ın hikmeti nüzulüne bir derece göstermektir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semavi arzılara işitiyorlar. Her Ramazan, şehr-u Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyorlar. Her tarafta efendim şey var. Hafızlar ilan ediyor. Yani binlerce belki milyonlarca Kur'an bitiyor. Yani bir günde ha. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanı sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendini okurlar. Şöyle bir vaziyette bir mescidi mukaddesede nefsi süflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te oruç tutana muhalefet edenler de o derece umum o alem-i İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Tabi 9 tane şey vardı. Biz ne kadar şeyimiz yeterse 7'yi de okuyup herhalde itiyor. Ramazan'ın siyamı dünyada Ramazan orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, Ramazan-ı Şerif'te sebaplar bire bindir. Kur'an hakimin nasıl hadisiyle her bir harfine 10 sebap var. Peygamberimiz Aleyhisselam hadisiyle normal zamanlarda en az 10 tane sebabı var Kur'an hakimin. 10 hasene sayılır. Ne demek hasene? 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin Kur'an, ey Allah desen, 4 harf. Dik üstünde çoğu ulemaya göre, lamdaki dik üstünde harf kabul ediliyor. 5. En az Ramazan'da bir harf,
her bir harfin 10 değil, 1000 ve ayet-i kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Mesela Kadir Gecesi'nde her bir harfi Kur'an 30.000. Ey Allah desen, bazıları diyor ki ey ile A arasında. Hayır. Ey ile A arasında değil o Allah. Allah değil de. Ey ile başlanır. Allah. Bu lam dik çeker. Ey ile başlanır. Allah. Allahu Ekber. Neyse. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şeceri tuba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın, bu Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anlar. Zaman olsa da Kur'an harflerinin biraz sıfatından anlatsam. Mesela saat ne demektir? Bir saat hakkında en azından Allah'a şükürler olsun. Bir saat konuşurum yani. Saat. Yani nun ne demektir? Elif ne demektir? Huruf-u mukatta. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşu nemay amal için bahardaki may nisandır. Ramazan adeta nedir? Uhrevi bir pazardır, bir panayırdır. Ramazan uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Yani güzel bir Adana'nın ne ola, Çukurova mı diyorlar? Çukurova. Bizim Kırıkhan'da bizim diyeyim. Hatta Amikovası. Sanki Çukurova gibi. Yani Ramazan ayı diğer aylara göre Çukurova gibi. Ve neşr-i nemay amal için, yani ameller o toprakta inkişaf etmesi için sanki bahardaki mahi nisandır. Nisan yağmuru gibidir. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı karşı sanki resmi geçit yapıyoruz. Hani bir böyle padişahın saltanatını veya padişahın tahta çıkış günlerinde bayram yapar. Orada resmi geçitler yaparlar böyle askerler şunlarına, gösteri yaparlar. Sanki Cenab-ı Hakk'ın şu saltanatına karşı insanoğlu bir resmi geçit yapıyor alemi gayba karşı. Allah'a, Allah seyrediyor. Böyle Cenab-ı Hak seyrediyor. Haşa bir mekan vermiş gibi oluyoruz ama anlatmak adına. Ve öyle olduğunda yemek ve içmek gibi nefsin gafletle hayvanı hacatına ve malayani ve hevesperverane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvanetten çıkıp meleket vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir bu ruh vaziyetine girmekle mesela adeta insan yeme içmeden sıkılınca sanki dünyada ama ahiret adamı. Bir de girmek istemiyorum onu. Cenab-ı Hakk'ın insanın halife-i arzıdır. Halife ne demektir? Peygamber Aleyhisselam halifesi ne demektir? Onu temsil ediyor. İşte adeta insan ruhunda Cenab-ı Hakk'ın bu Rab'lık sıfatını insan aynadarlık ediyor yani. Karanlığı oluyor. Hani güneşin karanlığı, güneşe karşı karanlık ne kadar şiddetli o kadar gözüktüğü gibi Cenab-ı Hakk'ın halife-i arzı oluyor. O kadar daha şey gibi. Şimdi yeme içme vesaireden geri çekildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatı öne çıkıyor ve onu insan hissediyor. Sonra samedaniyete bir nevi aynadarlık etmektir. Yani samedaniyet ne demektir? Yani her şey Allah'a muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değil. Adeta bunu gösteriyor. Açılmış. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde, fani ömür içinde kısa bir hayatta baki bir ömür
ve uzun bir hayat-ı bakiyi tazammül eder, kazandırır. Ramazan Şerif. İşte bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir kere 83 yıl değil mi? Kadir Gecesi'ni ihya etmek. Eğer makbul olmuş olan bir Kadir Gecesi 83 yıl. İşte en azından o Ramazan'ın diğer sebaplarından hariç 83 yıl. Bin ayda daha hayırlı. Bin ayda 83 yıl yapar. Leyli-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin ayda